böyle şeylere inanmıyorum dedim. Dedi var böyle dedi. Hatta Kur'an'da geçiyor. Ne Kur'an'da geçiyor. Nasıl geçiyor biliyor musun? Yani Kur'an'da geçmez olur mu? Vela ratbin vela yabisin illa fi kitabim binir. Yaş kuru vardı. Firavun bile geçiyor. Ama nasıl geçiyor? Tenkit olarak geçiyor. Onlar diyor gaybden haber vermeye kalkarlar diyor. Kur'an geldi kardeşim. Gayb yolu kapandı. Cin suresinde söylüyor. Cinler yalan söylediğini Allah söylüyor ayette. Nasıl inandıracak size? 9 tane 10 tane şey söyleyecek. 9 tane yalan içine bir tane doğruyu koyacak. Ondan sonra çok önemli. Bir de tekrar edeyim. Şimdi insan düşündüğü bir şeyi gayb değil bizim için bu. Ha bizim için gayb. Görmüyorum ya. Sen ne düşünüyorsun? Yusuf ne düşünüyor? Nerede bileceğim? Ha benim için gayb. Bunun için gayb mı? Vuku. Vaka yani. Ha biz dimak, akıl, kalp, ruh ne düşünüyorsa, kalp akıl düşünüyorsa, kalp meylediyorsa, ruhtaki letafet olmuşsa, işte sarı, kırmızı, yeşil miydi üç tane temel renk? Mavi, kırmızı, sarı galip. Temel. Sonra onu karmaya diyor, yedi tane. Onun psikolojisini yapmıştık hatırlarsan aşağıdan. Şimdi bu sütun çıkıyor mu kafasına bu renk? Bunu ruhaniler görüyor. Şu anda bu ne düşündüğü vakadır, gayb değildir. Ondan sonra bunu görüyor. Diyor ki sen şunu düşünüyorsun. Vay nereden bildin? Yani bu ölçü olarak değil. Böyle diyen adama diyeceksiniz ki bu cinlidir. Size en masum şunu söylerler. Cinlerle işim yoktur. Ben büyük zatlar şehitlerin ruhuyla irtibattayım. Küllümen yalan. Küllümen aleyha falan. Küllümen yalan. Ya bu yalan söylüyor veya bu ahmak. Zaten ahmak olmasa cinler ahmaklara gelir kardeşim. Cinler geri zekalı değil biliyor musunuz? Cinler kendilerine uygun ahmaklara gelir. Yani inanacak adam dirayetsiz. Dirayetsiz yani böyle kendi iktidarı yok, muktedir değil. Böyle her şeye inanan. Kim o? Kime musallat olur söyleyeyim size. Hiç affı yok. Hiç affı yok onun. Çizgilere bakan, surata bakan, göze bakan, kulağa elinize bakan, çizgilere bakan kişilere böyle merak ediyor. Kişilerin doğumunu soran, elinin çizgilerine bakan insanlar cinlidir. Cinli olmasa bakmaz. Peki burçların çizgilerinin hakikati var mı? Mesnevi Nuriye'de hakikati var. Şu anda şarlatan ama. İçi boş. Kim bakabilir? Üç sıfatı olan bakabilir. Kuvve-i Kudsiye, Kuvve-i Ulviye, Kuvve-i Maneviyesi olan bakabilir. Kim bakabilirmiş? Hem bakabilen hem tedavi eden. Kuvve-i Kudsiye, Kuvve-i İlmiye, Kuvve-i Maneviye. Yani manen, dirayeten, feraseten, batın boyutun olacak. Ben şey için söylüyorum. La fahre la gurur. En çok belki merak eden veya alakadar olan olabilecek kişi bendim. Şu anda benim piyasam. Ben de şiddet ve nefretle bu işte meşgul olanlara kızıyorum. Kınıyorum. Yanlış yapıyorlar ve alet oluyorlar. Mesnevi Emirdağ'ı da 155 değil mi? Bu tür haberleri verenlerin şarlatan olduğunu söylüyor. Nerede söylüyor? Kaç söyledim? 155 Emirdağ. Gayipten haber veriyorum diye. Mesela bazı söyledikleri doğru. Bir de onu tekrar edeyim. Cinler ışık hızıyla hareket eder. Işık hızı 300 bin kilometre bölü saniye. Cinler 700 sene, 900 sene yaşarlar. Çok basit oldukları için, merak etme çok bilgileri olduğundan değil 700 sene yaşayan. O kadar basit ki onların 700 senede elde ettikleri bilgiler sen 7 senede onu geçiyorsun. Şimdi iç yapıları çok basittir. Kuvve-i gadabiyeleri çoktur ve ileridedir önce. Nefretleri vardır. Onlarda sabır yoktur. Onların, onun hakkında ben kitap yazsam bile şeyim var ama
bu işlerle meşgul olanlara musallat olduklarını bilerek söylüyor. Bu sefer şimdi bu sen Abdülkadir nerelisin? Şanlıurfa. Şimdi sana bir bakar, annenin ismini söyler, babanın ismini söyler. Tamam mı? Nerelisin? Urfa'nın şurası. Tamam. Şimdi sana bu kendisi cinli ya. Seni doğru Urfa'ya kaç kilometre var? 1500 var mı buradan İstanbul'dan? Buradan 1250. Tamam 1300'de, 1500'de. 300 bin kilometre bölü saniyeyle giden adam anında oradadır. Meziyet değildir. Işık hızıyla hareket ediyor. Ver şunu. Çay ver. Gidiyor. 700 sene yaşamış ya. Sen o bölgede yaşayan dedenin dedesini bilir. Orada yaşayan cin 700 sene yaşamış. 900 sene yaşamış. Senin dedenin dedesini söyle. Hemen bilgiyi de ışık hızıyla aktarıyor. Geliyor sana diyor Abdülkadir sen Şanlıurfa'da dedenin falan. Şöyle şöyle. Vay nereden biliyordu? Bu gayb mı? Vuku. Vaka olmuş. Yaşanmış bu. Gayb değil bu. Set olmuş. Üstü kapanmış. Bazı şeylere insan tanıklık, şahitlik oluyor. Mesela diyelim ki benim yaşadıklarım, siz yaşamadınız ki. Sizin yaşınız mı sahip değil? Gayb midir? Hayır. Vaka olmuş. Üstü örtülmüş. Gayb nedir? Allah demedikçe, şuna söyle demedikçe kimse bilemez. La ya'lemun gaybe illallah. Şimdi adam gaybi söylüyor. Sen şöyle olacaksın diyor, böyle olacaksın diyor. Gayb mı açıldı sana şarlatan? Gayb mı açıldı sana? Ya ben çizgilerle okuyorum. Alet olmadığını nereden biliyorsun? Kim onayladı seni? Senin rehberin kim? Senin hocan kim yani? Yani bazen kızıyoruz böyle şeyhin, mürebbin, terbiyecin kim? Ben kendi kendimi. Ki insan kendi kendini yetiştirebilseydi, peygamberler gelmezdi. Ustadsız olsaydı Risale-i Nur, ustad gelmezdi. Hizmet edenlersiz olsaydı dershaneler ve vakıflar çıkmazdı. Senin ustadın kim? Yani seni şekillendiren kereste gibiydik. Bizi mobile yapan kim? İlk önce ne derler biliyor musun? Gelenekte bu. Geleneğimiz var. Evlilikte de öyle. İlk önce kimin çocuğusun? Nerelisin? Şimdi ağabası var mı? Evi var mı? Verdim gitti. Yani ondan sonra çöplükte yetişen gülü koklamayın diyor. Peki hocayı kimi dinlerlerdi? Bu Hasan'ın geleneği kim? Hasan. Hasan dinleyeceğiz de kim bu adam? Dediklerine ilk önce bakmazlar. Bir kelamın değer alması için hep misalden söylüyorum. Kim demiş? Öyle mi? Kime söylemiş? Ne makamda demiş? Ne maksatta söylemiş? Nerede demiş? Hadis-i şerifler. Hadis var diyor. Ahkam çıkartıyor. Niye? Kim demiş? Allah Resulü. Kime demiş? Babasıyla biraz kavgalı olan zata demiş. Nerede demiş? Ne zaman? Ne makamda demiş? Niçin söylemiş? Mesela diyor ki ya Resulallah bak bir şey anlatacağım size. Ya Resulallah benim için en hayırlı amel nedir? Anne babana hizmet etmektir demiş. Sonra demiş anne babana hizmet et. Sonra cihat demiş. Bir başkası geliyor. Ya Resulallah benim için en hayırlı amel nedir diyor. İslam ordusunu donatmaktır diyor. Zengin bu. O anne babasını hürmet etmek, hizmet etmek niçin dermiş? Çünkü anne babasına zalimane davranıyor. Bir tane başkasına geliyor, cihattan korkuyor. Yani vurdum duymaz birisi demek ki. Ya Resulallah benim için en hayırlı amel nedir? Cihat etmektir diyor. Ondan sonra başkası geliyor mesela diyor ki güzel ahlaktır diyor. Mesela bir şey örnek vereyim size. Bu niçin denmiştir? Tebessüm etmek sadakadandır diyor. Ne kadar somutkan bir toplum ki, ne kadar zalim bir toplum ki bunu söylemeye ihtiyaç duymuş. Yerden taş kaldırmak diyor, insanlara zahmet verecek şeyi kaldırmak sadakadır. Çünkü adamlar gattar. O şimdiki geliyorsun, anne babasına sert davranan kişiye Allah Resulü'nün söylediği hadisi camide olu orta söylüyorsun. Anne babasına çok iyi davranan kişi bunu ne yapacak? Helak olacak. Hiç kimse şey yapmayacak.
Hadi anne babasına sert olana bu hadis isabet etti. Anne babasına yumuşak olanlar var. Ailesini, çoluk çocuk, karısını ihmal ediyor. Acayip ya din demiş şey bu. İfrat yani bu sefer mahvolacak kardeş. Kafirler için söylenen hadisi caminin içerisinde kürsüde hoca zikrediyor. Kafirlerin cehennemini Müslümanların içine atıyor. Sözümüz diyor cemaatin dışında diyor ama cemaatin içine atıyor sözü. Peki o adam o kafirler için söylenen cehennem hadisini o Müslüman kendisi giymeyecek mi? Kendisini onunla tartmayacak mı? Ne olacak? Onun psikoloji bozulacak. Senin hadisten ve ayetten ahkam çıkartacaksa şey misin? Çıkartamazsın. Çünkü niye? Kim söylemiş? Allah söylemiş. Kime söylemiş? Ne maksatta söylemiş? Ne makamda söylemiş? Biliyor musun? Sebebi nüzulunu bilmesen ne ayetten de ne de hadisten ahkam çıkartamazsınız. Çıkmaz. Ancak tefekkür ve ibretle. Bak şimdi nereden açıldı konu? Kardeşim, bu el izlerine, hiç bunda hatırım yok. El izlerine, simalara, gözlere, el, ayak izlerine bakıp da şey yapanlar bunlar şarlatandır. İnanmayın. Bu ilim var mı hakikaten? Bu ilim var ama şimdi yoktur. Nasıl söylüyorsun? Olsaydı, bu tip insanlar olsaydı biz bilirdik. Biz bilirdik. Bu işin kısmen habercisiyim ben. Yani ilmi var bende. Yani kim de kuvve-i kutsiye, kuvve-i ulviye, kuvve-i manive var hissederiz. Bende de yok. Peki şu anda söylenenler şarlatanlık yapıyorlar. Bu ilmin var, içi şu anda boş. Annenizin ismini alırlar. Ondan sonra el ayak şeylerine bakarlar. Dizerler. Felaket tellalları. Sen de böyle inanırsın. Sonra kıvranırsın ki bu vesveseden kurtarayım. Bak genç bana ne yazıyor? 21 yaşındayım diyor. 14 yaşında diyor şizofreni tanısı kondu. 14 yaşında şizofreni mi olur? Cindir. Başka nedir? En masum ifadesiyle laptop, tabletlerle seyrettikleri videoların enerjileridir. Kesin. Neymiş? Bunlara ustad ne diyor Bediüzzaman Hazretleri? Erva habise. Ne de söylüyor? Sözler 246. Sen ne dedin? Ne dedi cidden? Şeyde, celbeder o habise. Celbeder o habise. Kaçıncı sayfa Leman? Ne 500'ü be? 700'den aşağı inme. Hadi bakalım. 741 galiba. Bak, celbeder, seyrettiğiniz, bulunduğunuz mekan kişiyi celbeder o habis ervahları. Kardeşim, bundan sonra kesin. Seyrettiğiniz filmler menfi veya müsbet etkilenmeyecek misin? Olumsuzlukları seyrettin de bir yerde patlamayacak mı? Doktor ne diyecek? Sonuca bakacak, sürece bakmayacak ki. Böyle oluyor. Şizofrenisin, bilmem ne bozukluğun var, yok takıntı var. Bunlar hep videoların bozuklukları. Hiçbirisinde ne şizofrenidir, ne bilmem nedir. Sonuç bu, doğru. Bayılıyor. Ama cini ve şeytanı kabul etmeyen doktor psikoloji tedavi edemez. Çünkü cin ve şeytan manevidir. Yani böyle atomsal değil. Onları reddeden bir doktor sonuca bakıp hükmeder. Der ki sonuca vücutta bu var. Senin şu madde eksik. Senin bu var. Ama bilmez ki bunun süreci buydu. Bir yerde gitti piknikte akşam namazından sonra mangal közünü şey yapsın işedi üzerine. Gece akşam namazından sonra çöpe evden çöp atıyor. Cinler ne yer diyor Allah Resulü? Soğan kabuğu. Kül. Bir de kemik. Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam? Kemiklerle taharetlenmeyin. Zira cin kardeşlerinizin gıdasıdır. Çöplükte senin komşuların vesaire tavuk veya et kemiği atmamış mıdır? Çöplükte yok mudur?
Var. Sen de, onlar orada yerken sen de akşam namazı destur demeden, Bismillah demeden çöpü üzerine atsan onun kolu bacağı kırılmayacak mı? O intikam almayacak mı sende? Bir de en önemlisi kemik. Kemik ve tavuk kemikleri, et kemikleri var ya. Bir de yani büyük adamlarsınız, bilmeniz lazım diye. Kadınların özürlü şeyleri. Orada varsa onları da yiyor. Besmelesiz atmışsa. Yani çocuk doğmaktan da vesaire. Onlar paketlenip 7 defa besmele çekilip konulacak yanaşamasın diye. Onları yiyorlar. Normalde insanın idrarını içiyor, gaytasını yiyor. 7 defa besmele çekiyor. Ha böyle mesela diyelim ki tırnağını kestin veya özel temizliğini yaptın. Banyo tıraşı. Veya kadının şeyinizi. Poşete koyuyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Her bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 2. Bismillahirrahmanirrahim. 3. 7 defa Hazreti Ali'nin söylüyor. Hazreti Ali'den naklediyorum. Bir de Geylani'den. Bunu diye 7 defa yaptın mı koy daha ona yanaşamaz o pakete. Şimdi kadın onu attı. Sen de akşam namazından sonra destursuz çöp tenekesini gittin pat diye üzerine döktün. E biz yemek yerken bir tanesi şu anda kahvaltı değil. Bir şey atsa şu anda kızar mı kızmaz mısın? Ha, terbiyesiz diye ucu mu ne? Bir de cinlerde şey yok. Sabır yok. Kuvve-i gadabi işaret edeceğizden söylüyorum. Gadabiyeleri çok yüksek. Onlarda kavga cinayetle biter. Birbirlerini öldürüyorlar. Yani kavga etti mi? O ölecek bir tanesi. Şimdi saç sakal bunlar hepsi. Normalde gömülüyor yani. Evet. O zaman poşete koyacaksın. Saç sakal banyo temizliklerini peçeteye sar. Poşete koy. Tam üzerine bağlamadan 7 defa besmele oku. O artık kilitleniyor. Kimse giremez oraya. Oraya kimse giremez daha. Yoksa yerler. Hoşlarına da... Bile besmele evet. Yoksa hoşlarına da gittiyse o adresi takip eder. Onun için bir de çocuk gitti şimdi tuvalete. Tablette konuşuyor. Yazı yazıyor. Tabletin içine bakıyor. Hiç şansı yok. O tablet üzerine cin girer. Ondan sonra falan bir sürü şeyler yapar. Doktora götür. Takıntı bozukluğu. Dikkat bozukluğu. Öğretmen dinleyemez. Abi, şizofreni. Bir sürü şey koy. Bir getirmişti Antakya'dan bir çocuğun. Bir böyle gece yarısından bir çocuk korkuyormuş. Böyle yatamıyormuş. Onu başka birinden de ileride duydum. Demiş, o da öyle dedi. Çocuk bu aralar korkuyor falan dedi. Herhalde böyle şeyler mi? Bak şimdi Mehmet Ali. İnsan etkilenen mahluk mudur değil midir? Bir gözüyle, kulağıyla, burnuyla. Dün mesela akşam namazından sonra dershanede bahçede rahatsız olmadık mı? Adam plastik yaktı değil mi mahallede? Veya kurban kafası mı yaktı dedik değil mi? Biz adam görmedik ama yakın çöpteki o kokudan rahatsız olmadık mı? He. İnsan etkilenen mahluk mudur abi? Evet. Seyrettiğin videolardan etkilenmeyecek mi? Sen onu resim mi zannediyorsun? Orada artistleri mi seyrettiğini zannediyorsun? Onu kim seyrediyorsa o artist, o filmi oynayan kadın ve erkeğin halet hüriyesini kopyala yapıştır sana geliyor. Niye dindaram denmiş? Dindeki ismi haram, fizikteki karşılığı nedir? Karşıdan gelen bir açık saçık. Niye 410 sözlerde hissiyat-ı ulvi insaniyeyi tahrip eder diyor? 410 sözlerde. Hissiyat-ı ulviyi insani, insanın ulvi duygusu tahrip eder. Dindeki adı ne? Haram. Fizikteki adı ne? Ona kadını yaymış olduğu, fiziki bir şey bu ya. Yaymış olduğu dalgaya. Baktığın anda gözden içeriye giriyor. Başka bir yerden kulaktan girmez. Kulaktan giren tarafı var mı? Var. Bakara suresine söylüyor. Ayaklarını öyle çalımlı yere vurmasınlar. Başka var mı? Topuklarını. Diyor ki kıvrak kıvrak konuşmasınlar diyor. Hiçbir erkek yoktur. Kıvrak kıvrak konuşan kadına mutlaka etkilenir. Öyle kastı yapıyor onu. Bu ayakların olmasına mı? Burada topuklu ayakkabıya da işte. Topuklu ayakkabı söylüyor.
Topuklu ayakkabı niçin? Kalça oynatması için yapılmış. Arkadakileri tahrik etmek için yapılmış. Koku niye çıktı? Koku celbetmek içindir. Karşı iki tarafın için. Bir, üzerindeki pislikler Fransa'dan çıkmıştı zaten. Temizlik yapmıyorlar, yıkanmıyorlar. Tuvalette de kuru temizleme yapıyorlar. Dolayısıyla kokuyor. Kokunca da parfüm çıktı. Parfüm işte nedir? Ruhanileri çeketen. Mesela parfüm kullananların hepsi istisnasız parfüm o cins ruhanileri üzerine çekerler. Erkek veya kadın. Erva habisi yani her kokunun celbedecek ruhaniler var. Her kokunun nereden onu söyleyeyim de 29. sözde söylüyor. Zülmet, nardan, nurdan, zülmetten, manadan, saftan, kokudan Allah ruhani yaratıyor. Ve güzel kokuları da yani evet. Güzel kokuları da geliyor melekler. Şöyle diyor. Revai Tayyibe, Ervai Tayyibe'yi, Revai Habise, Erva Habise'yi cezb ve celbeder. Hasan abi şimdi Tayyip koku işte Habis koku. İçinde alkol olup olmaması, alkol mü belirliyor bunu? Alkol belirliyor. Alkollerinden uzak ama. Yok o zaman. Gül kokusundan yani kaçacak mıydı? Bize hoş geliyor gelmiyor değil yani. Şimdi parfümler var ya, alkolsuz olmaz. Parfümleri söyledi. Oysa Allah Resulü bana üç şey sevdirdi, bir tanesi koku. Nedir o? Koku ne demek? Korkunun, kokunun kendisi değil. Kokunun açtığı koridorla gelen ruhaniler. Mesela ben diyor sarımsak yiyemem diyor. Kokusundan Cebrail gelecekse gelmez. Görüyor musun? Ekmek lazım. Yani. Bak sarımsağın kendisi değil. Onun kapattığı yol. O zaman kokunun da kendisi değil açtığı yol. Açtığı yol yani. Bana koku sevdirildi diyor. Namaz sevdirildi. Bir de kalbime mukabil kalp olan kadın kalbi. Allah'ın merhamet ve şefkatinin en cami olduğu bu kalp. Eş derken bedensel değil. Ustad diyor ki kadın demek kalbine mukabil kalp olan kısmı saniye tabir edilen kadın kalbidir diyor. Kadının kalbi Allah'ın rahmetinin en cami olduğu kalptir o. Kısmı saniye niye diyor? İkinci mana. Yani kendinin ikinci kalbi gibi mi? İkinci. Benim kalbime en yakın karşılığı. Benim kalbimi inya eden. Kalbe mukabil kalp. Şimdi o koku ne yapar? Kokunun kendisi değil. Kokunun açtığı koridorla gelen erbah aliyeler. Abi bir kitapta okumuştum da doğru mu bilmiyorum. Bu işte parfüm falan çok sıkan diye insanın bir kendi kokusu var. Ona göre artık karşı cins Allah-u Teala şey yapıyor. Ama sürekli parfüm sıksan bu sefer başka birine sebep, evlenmene bile sebep olabilir. Falan. Evet. Bir şeyler yazıyor. Şimdi herkesin bir kokusu var. Allah fıtrı yaratmış. Bebeklerde çok belirgin günah işlemedikleri için. Parfüm döken kendi asıl öz kokusunu iptal ediyor. Bu sene neye benziyor biliyor musun? Bakın anlayacak mısınız? Petek kuranlar var ya petek arı. Arı gelsin diye oraya o başka arıların ilgisini çekecek koku sürerler. Suyunu oraya getirirler. Ondan sonra gelir ama beğenmese çekip gider arı. Veya sihir ve büyü yapmak için kızı kaçırmaya şey yaparlar ya. Aynı bu yöntem kullanılıyor. Kokuyla karşıki tarafının nefsaniyetini tahrik ediyor. Ruhu tarafı değil, aklını değil. Ama maneviyatta inkişaf edenlere de nefret oluyor. O koku olunca bende nefret oluyor. Kimden o koku şey yapınca bende tiksinme oluyor. Hapşırma diye başlıyor bende. Çünkü zıt ya. Ya arkadaşlar nereden geldik? Elinize ayağınıza ondan sonra dikkat edin. Kimseye baktırmayın. İnanırsınız söylediklerine öyle olur. Niye peki ihtiyaç duyarlar? Niye bakıyorlar? Onlar hasta. Bakma hastaları. Çünkü onlara musallat olmuş.
Onlara musallat olmuş. Cinler musallat olmasa bu adam bu kadar şiddetli, arzulu, iştahlı yapamaz. Vazifeymiş gibi yapıyor. Suizan ettiriyor sana. Oo sende şu var diyor sen. Sen kavga etmen lazım. Sen çok sevmiştin. Sen yok. Öyle birisi yok. Ondan sonra küllümen yalan. O zaman diyor ki söyledikleri şimdi kadı olmamışsa diyor. Bu nasıl olacak diyor. Ha böyle bardağı kafasına geçiresin geliyor ya. Oturup kalkmayın bunlarla. İyi ki bunları duyuyorsunuz. Mesela doktor ya şimdi hemen tanı koyuyor. Şizofreni. Bak çocuğa bak. Tamam diyor. Abi diyor yazı yazıyor. Şizofren değilim diyor. Tamam değilsin değil. Peki diyor olursam nasıl alameti olur veya şöyle şöyle olursa o şizofren alameti. Lan niye soruyorsun değilsin artık? İnandırılmış ya doktorda. Madem doktor benden daha bu konuda uzman bana niye soruyorsun? Abi, doktor ne kadar güveniyorsunuz bedene? Bedenin ustası. Ben de ruhiyatçıyım. Ben de akılcıyım. Ben de diman sistemini biliyorum. Seyrettiğim videoların ne yapacağını biliyorum. Bunu bedene hapsolan doktor bilemez ki. Onun için hekim azık hariç. Hekim azık ne demek? Bugün rüyada, bak rüyamı hatırladım. Bugün rüyayı hatırladım. Birisini diyordum. Fesubhanallah. Dedim ki Allah razı olsun. Bugün dedim ki kardeşim sen dedim hekimi hazığa git. Hekim hazı kimdir abi dedi. Hekimi hazık bedenle ruhu ayırt eden doktordur. Bedenle ruhu ayırt etmişse ruhanileri de bilir. Cini de bilir ekledim. Bunlara hekimi hazık denilir. Diğerine gitme. Ayağın kırılmışsa git. Yani maddi tedavi. Ama ruhsal, psikolojik, manevi hallerinden dolayı sakın hekim azık yoksa gitme. Hekim azığın tarifini öyle yap. Bugün rüyamda bak. Tevafuk et. Kardeşim, ustad resmi ilaçlara, doktora itibar etmediğini emirdanda koydu. Ona has. Ona has olsaydı Risale-i Nur külliyatında olmazdı. Unutmayın Risale-i Nur külliyatında olan her şey geneldir ve umumidir. Sen bunu dediğinizde aklıma geldi. Birisiyle paylaşım yapmıştı da korona aşısı çıkınca bizim artık birisi. İşte o Emirdağ'daki yer işte aşıya falan iğneye müracaat etmesi hatadır o kişinin diye yalnız. Öyle bir yer geçiyor. Evet ustad aşı diyor. Kendisine has olsaydı bak kendisine Kur'an'da kendisine has. Ben ne yapacağım Eyüp Aleyhisselam'ı? Kendisine has Meylem suresi. Ben ne yapacağım Meylem çocuk doğurmasını? Değil işte. Onları sembol ve simgedir. Olsun veya olmasın öyle bir olay. Ama olmuş tabii. Allah anlatıyor onun üzerine bize ders veriyor. O şablondur. Hulusi abi anlatırken, Usrev abi anlatırken bize anlatıyor. Ustad Hafız Ali abinin ihtimam ettiğini, çok ehemmiyet verdiğini ilaçlara, bunun yanlış olduğunu Emirdan da söylüyor. Benim gibi de uzak durmadı diyor. Ondan sonra diyor, vefatıyla şey yaptı diyor. Ben diyor resmi ilaçlardan ve iğnelerden uzak durduğumu diyor. Niye yazıyor? Ona has. Külliyatın içinde olan her şey amdır, umumidir, mutlaktır. Herkes has. La teşbih ve la temsil Kur'an'daki gibi. Meylem suresi Meylem'e assa ben ne yapacağım başkasını? Ben kadın mı, çocuk mu doğuracağım? Dediğiniz gibi mesela biz o korona olduğumuzda ilaçlar almıştık. 8 tane. Namaz bizim ben hiç ilaç içmiyordum. Sadece o sefer rahatım nasıl diyor. Bir istik. Ertesi sabah ben istifra ettim yani. Ya şimdi hastanede ölen pek yok ki koronadan. Duymadım ya. Yani biz olduk mu? Olmuşuzdur mutlaka ya bu dersen. Bu kadar insan girip çıkıyor. Diğerleri olmuştur. Ben baktırmadım. Baktırmam da. Ne oldu? Yaptırmadım da yaptırmam da yine.
Ne oldu? Ben de ne oldu? Bir gün, bir gece ateşim yükseldi. Birkaç gün öksürüğüm oldu, o kadar. O kadar olacak da kardeşim ya. Bu toplum, bu kefarettir ya, toplumsal bir şeydir ya, cezadır. Ya ben Hazreti Korona'nın aleyhinde değilim ki. Hazreti Korona, kızıyorlar Hazreti dediğime. İyi ki gelmiş. Bütün meyhane, gayrimeşru, fuhuş yerlerini kapattı. Ayasofya o şeyle açıldı vesaire açıldı. Şimdi bakıyorsun, korona açıldı, bak ne oldu? Bak ne halleri geldi yine, rezillik. Bu kadar olmaz ki ya. Bu kadar insan kendi insanlıktan çıkmaz ki. Tabii abi. Emirhan en sonunda mı söyledi? Ahir zaman fitnesinde hastalık rol oynayacak. Büyük bir rol oynayacak. Evet. Rol oynayacak diyor. Bir açlık, bir de hastalık. Galiba... Yok, daha içmeyeceğim. Bir kahve alacağım şimdi de. Bu konuda hekim azık yoksa doktoru tavsiye etmiyorsun. Ondan sonra böyle cin minle uğraşan, zaten kim uğraşıyorsa bu işi çözüm vesaire, onlar hasta olduklarını unutmayın. Hasta. He yok. Hasta demiyorum. Hasta. Hasan abi, beni de bir şeyler bırakma da, benim midemden, fıtrattan gelen insanlar farklı yaratmış ya. He. Hangi sebeple sarpa. Bundan gelen bir şey herhalde. Durmuyorum, dur. Şey, ne dediğini anlamadım. Fıtrattan, mizastan dolayı bazı kişiler çoktan meraklı oluyor herhalde. Bende de öyle çok merak var abi. Nereye merak var? Beni işte... Bu işlere mi? Katı, kuru, koyu, sevda, maddesi falan, yani böyle gizli şeyler, batını. He, batını. Onun boşuna demedim bu kadar. Kişilerin içinde dedim. Olsa Abdülmelik olur dedim. Doktor, anladın mı abi? Anladın değil mi şimdi? Olsa bu adam olur. Bu adam bunu bildiği hissettiğim için boşuna böyle kendini has yaşamıyor. Dedim ya, olsa bu adam meşgul olur. Kemalattan değil, zaaf noktası o. Bunları boşuna mı anlattım Mehmet Ali? Uzak dur diye. Daha sana değil sen demedim artık. Anladın mı? Ha, niçin? Kardeşim, derler ki bu adam konuşuyor. Tamam mı doktor? Bu çok önemli abi. Hemen sana sorarlar. Tıpta mezunsun. Nerede mezunsun derler. Değil mi? Çapa'dan mezunsun. Cerrahpaşa'dan mezunsun. Elazığ'dan mezunsun. Mardin'den mezunsun. Amerika bilmem Oxford'un şundan buradan. Şimdi birisi konuşuyor. Risale adına. Bu hangi geleneğin devamcılarından veya su konuşmaların yapıyor. Neyi temsil ediyor? Ha, bu derler ki mesela benim geleneğim Risale-i Nur'a vukufiyetim dışında ben Rüştü abinin yanında büyümüşüm. Rüştü Tafra. O da Zübeyir abi, başka Tahir abi, Abdullah Gül abiler. Yani ustadın o haletini yansıtanların silsilesindenim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sıdıkiyeti Ebu Bekir aynasında tezahür etmiş. Ebu Bekir'in sıdıkiyeti zatında değildir. Resulullah'ı yansıtıyor. Hazreti Ömer, Hazreti Peygamber'in adalet sıfatının aynasıdır. Zati bir özelliği değil onun. Resulullah'ın adaletidir o. İslam'ın ahlakıdır. Hazreti Osman, hilm, haya, yumuşaklık, edep. Hazreti Ali, Allah Resulü'nün ilmi yönünü anlatır. Şimdi Sungur abi, ustadın bir yönüdür. Sungur abi, Abdullah Yeni abi, Üstün Bayram abi, ustadın bir yönüdürler bunlar, üçü. Zübeyir abi, Tahir-i Mutlu abi, Ahmet Gül abiler, Hafız Ali abiler, Hasan Feyzi abiler, bir de Hafız Ali abiler. Ayrı bir ek oldu. Mehmet Feyzi abiyle Hulusi abi de ayrı bir ekol gibidir. Hulusi abi, Mehmet Feyzi abi ayrı bir ekol. Tahir-i Mutlu abi, Zübeyir abiyle beraber yaşadılar. Yani beraber aynı yerde beraber öldüler ya. Yani. Aynı dershanede yaşadılar.
Yani ekol, yani ustadın o sıfatını. Ha, mesela ben Abdullah Yeğin abi ve Hüsnü abilerin ekolünde olmadığım için düz okumuyor. Zübeyir abinin ekolünde olduğu için izahlı ders yapılıyor. İki tane dersi var Zübeyir abinin. Sesli ya, kaset. İnternette de ko var. Birisi uvvet, bir tanesi vesvese hakkında. Olmaz, olmaz. Ustadın o tarafı olmaz, doğru. Düz okunması lazım. Doğru mu? Doğru tabii. Ama o izah edilmesi lazım çünkü ustad da izah edermiş. Şabit bir abi de vardı, dur bakayım, olsa sabahlar 6 saat ustadla ders yapardık diyor. Bir yer okudu diyor, saatlerce bizi izah eder. Bu Huzur Sokağı'nın abisi Şenler abi. Neydi? İsmi neydi? Şenler, soy ismi Şenler abi. O da yani şimdi neyi söylerseniz mesela şunu kastediyorum. Aristo'ya demişler ki talebeleri. Aristo bekardı. Aristo değil mi? Herhalde Aristo'yu diyor. Bir bekar ama bir filozof. Demiş ki filozof. Bekar olabilirsin. Demiş ki efendim ben de evlenmem lazım diyor. Evlenmesem şu olur bu olur diyor. Evlenmedim. Filozof demiş ki tabii evladım demiş. Evlen. Onların da okulu varmış. Felsefe okulu. Bu sefer o diyormuş ki evlenirsem efendim diyor. Şöyle olur diyor, böyle olur diyor, böyle. Tamam oğlum demiş, evlenme. Ama evlenmesem şu olur, bu olur. Oğlum evlen demiş. Yani ne istiyorsanız otur yani, ona cevap verecek yani. Tamam. Şimdi izah edilmesi lazım. Tamam kardeşim, izahları dinle. Ama izah edilince, tabii kardeşim izah edilmemesi lazım. Hangisini istiyorsan sen buna devam et. Sen o mizacından değil, zaafındır o. Mizacının zaafı mı? Zaaf. Bir ara bunlara varmak için aldatılmışsın. Az yemek, az yumak, ayrı gibi şeylerle epey darbe görmüşsün. Anladın mı? Ya. Onun için iyi ki bu konuşmaları duydum. İşte bazısı vardı. Doktor ben bir şey diyorum. Ondan sonra gir. Tahir Mutlu abinin zamanında adam Tevruz'da günde 7 tane zeytin yiyor. Başka bir şey yemiyor. Niçin? Manevi boyutum açılsın diye. Bir, ha, 7 tane zeytin, bir tane incir yiyor. Bahçe ilaçlanmıyor. Evet. Şey kovmuş. Zübeyir abi bunu kovmuş. Usta bile kovmuş bu delikanlıyı. Hadi, hadi git sen. Şahsi kemalat dönemi bitti kardeş. O ananın ismiyle şeyine bakacak küllümen yalan. Cinlerle alakalıdır. Cinleri de Allah cin suresinde yalancı olduklarını söylüyor. Bitti. Allah dedi, bitti. Allah'ın böyle mesela namus meselesinde, taciz noktasında. Yok böyle yaptı, şöyle yaptı. Allah diyor ki, Allah'ın sözünün üzerine söz olmaz. Gözüyle görmüş 4 tane şahidi getiremeyenlerin sözleri merdudu şahadettir, dinlemeyin. Ebedi dinlemeyiniz artık. Tövbe etseler demiyor. Mesela bir kişi hakkında sırf duyduğunu bile söylese o da yalancı silsilesine girer. Niye söylüyorsun? Duymuştum falanca dedi. Gıybet eden ve nakleden aynıdır. İftira eden kişiye iftira etmediği halde iftiraları nakleden adam o da iftira etmiştir. Allah Resulü'nün hadisi var. Ahkam çıkmış. Her duyduğunu söylemek de sana yalan olarak yeter diyor. Bu ahkamdır. Onun için duyduğunu da ya o falanca öyle dedi. Ya, bu aile sen de öyle iftira ediyorsun diyerek. Çünkü niye? Şey de diyor ki şefkat tokatlarında. Belki razı olmaz diye yazılmadı diyor. Niye? Suizan. Peki ben razı değilim. Benim başıma geldi hapishane şey.
Hasan abi tokat yedi. Ben bunu söylemene razı mıyım? Değilim. Ustad diyor ki şefkat tokatlarında razı değildir diye nakledilmedi. Niye? Suizan haramiyetini işliyorsun. Benim için tokat yedi diye suizan haramını işledi. Ve razı değilim. Ahirete bakayım ne yapacaksın? Yani o suizan tokat yedi kendisi düşünebilir değil mi? Ama başkasından ona düşünmesi için. Evet. Şey yapamaz. Sen... Hı hı.